diğer bir telefonumuz var. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı sahurlar, hayırlı size Ramazanlar. De buyurun efendim. Hocam benim size bir şey söyleyeceğim ama benim bir oğlum var. 27 yaşına girdi daha yeni. Hocam devamlı aynalara bakıyor. Sık sık duşa giriyor, gülüyor, kendi kendine konuşuyor. Hocam biz yani ne yapacağımızı şaşırdık. Bir müşkül durumdayız. Bir yardım etsin. Ne zaman oldu? Hocam bayağı 4-5 sene falan oldu. Doktorlar ne diyor? Hocam 3 kere hastaneye yatırdık. Hiçbir çare bulamadılar. Ne kadar kaldı hastanede? Hocam 1 ay kaldı, 1,5 ay kaldı, 15-20 gün kaldı. Yani hiçbir ilaç kullanamıyor. Şu an bir ağrı kesici falan versen böyle tereddütte içmiyor yani. İçemiyor. İlaçlardan falan ucudu çocuk. Peki neyle başladı? Korkuyla mı, bir kayıpla mı, bir kazayla mı? Hocam, birisi vefat etti öyle mi? Hocam ilk önce kendi kendine yavaş yavaş konuşmaya başladı. Benim evim 2 katlı triplex, yukarıda dedi ki bana, odaya çağırdı beni, anne dedi, bizim eve Tayyip Erdoğan gelecek dedi, Emin Erdoğan gelecek dedi. Anne dedi sus, bizi uzaydan dinliyorlar dedi, evin etrafından dinliyorlar dedi. Hocam bu şekilde başladı benim çocuğum. 24 senedir çekiyorum hocam. Kaç yaşındayken başladı? Hocam askerden geldikten 15-20 gün sonra böyle olmaya başladı. Askerliğini yapıp geldikten sonra... Nerede yaptı askerliğin? Manisa'da yaptı hocam. Manisa Kırkağaç'ta yaptı. Ya korkuları olmuş. Bunun başlangıcı korku. Yani öyle anlaşılıyor. Veya çok aşırı bir ani şok yaşamış. Öyle olabilir. Bunları doktorlar bulmuşlardır. Zaten size söylemişlerdir. Psikiyatristlere hocam, gittiniz herhalde. Kendi kendine çok kötü gülüyor hocam. Böyle bazen çocuk konuşur gibi konuşuyor. Duş alırken gülüyor, kahkaha atıyor kendi kendine. Hani çay veriyoruz, çay istiyor, çay veriyorsa hocam bazen çay içer misin diyoruz. Hiç dikkate almıyor hocam, hiç gözü görmüyor. Şimdi tahta var mı tahta? Bak bir şey çizeceğim ben sana. Tahta gelsin. Ya da şöyle ben sopayla yapayım bunu. Şimdi insandaki rahatsızlık böyle birdenbire pik yapmaz. Bak böyle yukarıdan uzaydan gelmez rahatsızlık. İnsanlardaki... Hayır hocam. Hani anne... Bir dakika ben çizeyim. Bak şimdi bak şöyle görüyor musun televizyonda? Hocam ben sizi göremiyorum. Televizyon setini kısalım tamam. Bir saniye bekleyin ben sizi göreyim Yok. Hocam. Yok an... tamam buradan dinle sen şimdi. Ses gelmesin diye yankı yapmasın diye söylemişlerdir. Şimdi insandaki rahatsızlık böyle en aşağıdan yavaş yavaş başlar. Bir sebep evet, olur. Hocam. Yavaşla başlar. Sonra böyle zirveye çıkar. Şu anda senin oğlun en yukarıda. Rahatsızlığı çok yüksek. Üst evet, düzey hocam. Rahatsız. Sonra bunun iyileşmesi için yavaş yavaş eski haline dönecek. O da başlangıcındaki sebebi bulursan yukarıdan onu tedavi ettin mi bu aşağı doğru aynı süreç işleyecek. Yani 5 senede böyle geldi ya. Evet hocam. 5 senede böyle sabredeceksin sevgili kardeşim. 1 senede, 6 ayda, 3 günde olmaz. Hastanede yattı, düzelmedi. Ama hayır bu hocam. Böyle 5 sene geçti. Böyle 3 sene geçti. Bir 3 sene daha geçecek düzelmesi için. Psikolojik rahatsızlıklar öyle hemen geçmez. Peki evet hocam. Ne yapmamız hocam, lazım? Ne yapmamız hocam, lazım? Doktoru böyle... ihmal etmeyeceksin. Bunun çaresi doktordur, verilen ilaçlardır. Ayrıca rahat ortam neyi seviyorsa onu yaşatacaksın ona. Hocam hiçbir şey yemiyor, hiçbir şey yediremiyoruz. Ama şimdi şey bak sen, ben anlatamadım. Şöyle bak, sen şu anda en zor dönemini bana söylüyorsun. En zor döneminde şu anda. Evet hocam. Buradan düzelmesini, bir günde düzelmesini bekliyorsun. Bu olmaz. Bundan kafana diyeceksin bu ancak 2 senede düzelir, 3 senede düzelir. O zaman ne yapacaksın? Yavaş yavaş ortamı hazırlayacaksın. Onun başlangıçtaki sebeplerini yok etmeye çalışacaksın. Korkuyla geldiyse korkularını yenecek alıştırmalar yapacak. Ona hocam, psikiyatristler bir şey daha sorabilir vesaire. Buyur. Size? Hocam böyle hani ben dua okuyordum hani... Böyle koltukta yatıyordu, dua okuyordum. Anne ne okuyorsun dedi. Oğlum dedim okuyorum işte dedim. Niye okuyorsun anne dedi. Ben dedi Allah'ın düşmanıyım, şeytanıyım dedi hocam bana.
Biliyorum, ben bu tür şey olayları dinliyoruz. Allah şifa versin. Aman hastaneleri ihmal etmeyin. Gittik faydasını görmedik demeyin. Devam edeceksin, sabredeceksin sevgili kardeşim. Evet, evet, Amasya, Amasya yazıyorlar orada. Amasya'dan arayan varmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı geceler, hayırlı sahurlar. Hayırlı geceler, Allah razı olsun hocam. Buyurun, Nadir Arabacı. Evet efendim, nasılsınız hocam? Allah razı inşallah. Olsun, teşekkür ederim. Allah iyiliğinizi, güzelliğinizi versin inşallah. Buyurun efendim. Hocam, benim sorum, bir insan akıl bali, yaşına gelmiş, Ramazan ayında hiçbir gerekçesi, mazereti olmadan, evet, gece sahura kalkmadan ama oruç da tutmuyor ertesi günü. Bu kişinin Ramazan'dan sonraki bu tutmadığı orucunun kefareti nasıl olur? Şimdi başlanmış bir ibadeti bozmak ceza gerektiriyor. Evet. Ancak bir ibadeti yapması gerekiyor da yapmamış ise veya yapamamış ise kaza gerektiriyor. Peki yapamamak ile yapmamak arasında ne kadar fark var? Yani hiçbir mazereti yok, tutmuyorum diyor Ramazan'da. Evet. Yani Allah namaza gel diyor, gelmiyorum diyor. Allah oruç tut diyor, tutmuyorum diyor. İsyan ediyor. İsyan günahını kazanıyor. Allah'a isyan günahını kazanıyor. Günah. Daha sonra tutsa dahi ne olur? Burada büyük bir günah işlemiş olur. Ramazan'da tutmadığı oruçları başka zaman kaza etmek Ramazan'daki gibi sevap olmaz ki. Ramazan'da 1'e 700 veriliyor, 1'e 50 veriliyor. Her ibadette kat kat Allah-u Teala fazla veriyor. Tövbeleri kabul ediyor. Affediyor. Sen burada yapma, başka zaman yaptın da ben orada yaparım, olmaz. Ne olur? Kaza etmesi gerekir, mecburdur onu. Ama buradaki sevabı alamaz. Hatta günah alır. Günah kazanır. Ramazan'da imkanı vardı. Oruç tutmuyorsa Allah'ın rahmetinden uzak olur. Mutlaka Ramazan'da tutması lazım. Gücü yeten, sen güzel tarif ettin. Her şey yerinde, aklı başında, gücü kuvveti var. Ben şimdi tutmuyorum diyor. Bunun mazereti yok. Günahtır. Nadir Bey. Sağ olun. Peki başka soru var mı? Evet, bir de sorun da biraz klasik olacak ama. Buyur. Oruçluyken diş fırçalamak mesela. Diyor ki ben tadımı almıyorum. Tadını almadan, yutmadan. Ama ne kadar? Şöyle bir misal vereyim. Kitapta diyor ki alimler, oruçla oynama. Orucunu zedeleme. Bir karanfil ağzına alsan. Karanfilin kokusu dilinde, damağında yayılsa, onu yutsan orucun bozulur. Şimdi diş fırçasını macunuyla beraber oruçluyken sürsen, o oruç macundaki tat, koku boğazına kaçsa orucun bozulur. Evet. Bundan emin olmak için İmam-ı Ebu Yusuf, misvaklayacaksa, yani fırçalayacaksa bile, kuru fırçalar, suya bile sokmaz misvakını. Suyla fırçalamaz diyor oruçluyken. Çünkü evet, orada bir hile var. Suya dokunuyorsun, ağzın sulansın, onu yutayım diye. Bu hilelerden kurtulmak lazım. Mümkün mertebe ezandan önce dişlerimizi fırçalamamız lazım. Ezandan sonraya kalırsa, gündüz de olabilir, kuru bir fırçayla, misvakla dişimizi fırçalayabiliriz. Allah'a emanet olun. Sağlık, Allah afiyet diliyorum. Sağ olun. Evet. Evet. Telefon varmış. Selamun aleyküm. Hayırlı sahurlar. Hayırlı sahurlar hocam. Bereketli Ramazanlar diliyorum. Hatice Hanım, Kahramanmaraş'tan. Evet hocam. Buyurun. Nasılsınız? Allah hocam razı olsun. Teşekkürler. Buyurun efendim. Hocam benim adakla ilgili bir sorum vardı size. Buyurun. Hocam benim bir adağım vardı. Ben bunu Afrika'ya bağış yapmıştım. Onu da görüntüyle, WhatsApp'tan canlı görüntüyle çekip atıyorlar. Bu yerine yerleşiyor mu hocam? Çok merak ediyorum ben bunu. Yani güvenilir insanlar yapıyorsa yetişiyor tabii. Oralarda çok ihtiyaç, fakir fukara var.
Buradan sizden vekalet alıyorlar. Oraya gidiyorlar paranızla. Sizin gibi yüzlerce insan para vermiş. Onların her biriyle kurban alıyorlar. Kesiyorlar. Oradaki fakirlere dağıtıyorlar. Ve size de diyorlar ki bak sizin adağınız geldi. Burada pay ettik. Görüntüsünde size gönderiyorlar. Güzel. Burada kabul etsin Allah Rabbim inşallah. Katında adağınız yerine ulaşsın. Amin. Başka soru var mı? Hocam aynı gene kurbanla ilgili soracaktım size. Hocam bir de ben bir adam daha var. Onu da bir ihtiyaç sahibine bağışlasam o da aynı yer yani kabul olur mu? Tek bir kişiye. Ya adağı bir kişiye bağışlarsan olur. Niye olmasın ki? Çoluk çocuğuyla beraber böyle bir ziyafet çeksin. Yani şöyle bazı alimler demişler ki özellikle sadakada, zekatta, adakta biraz ne kadar çok kişiye verirsen o kadar kıymetli diyenler de var. Ya adamı işte muhtaç bırakma. Böyle bir ver ki bol bol. Peygamberimiz öyle cömertlik yapardı. Bol vereceksin. Adam bir Ramazan boyu rahat etsin ya. Ne güzel olur. Çok kıymetli olur. Bir kişiye ver kardeşim. Ya teşekkür ederim Allah hocam. Kabul etsin. Allah. Sağ ol. Hocam ayrıca sizi çok seviyoruz. Ellerinizden öperim. Hayırdır arkadan biri konuşuyor. Kim o? Hocam eşim sizi çok seviyor. Dayanamadı. Ya sen de yani telefonu aldın adama vermedin. Ne yapsın orada? Selam söyle. Aleyküm selam. Aleyküm selam ve rahmetli. İsminiz neydi? Cengiz Erdoğan hocam. Cengiz Erdoğan Bey. Kahramanmaraş'ta bulunuyoruz. Afşin'den. Evet. Afşin'e selam olsun. Aleyküm selam. Afşin'in Söğütdere nahiyesi var. Eskiden kasabaymış evet, orası. Evet. 25 kilometre uzaklıkta hocam. Orada dedelerimizin bir kısmı oradaymış bizim. Sonra Gürün'e evet. Gelmişler. Gürün'de 25 kilometre uzaklıkta bize hocam. Evet. Bir de şeyde Afşin'de Ashab-ı Keyif var. Evet hocam. Ashab-ı Keyif. Orayı da ben ziyaret ettim. Çok güzel. Allah razı olsun. Afşin'e selam olsun. Allah'a emanet olun. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Telefon varmış onu da alalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı akşamlar, hayırlı sahurlar. Hatay'a selam. Hayırlı sahurlar hocam. Hatay'ın da size selamı var. Nazlı Gülmen. Hatay'ın neresinden arıyorsun? Kırıkhan'da. Kırıkhan'da. Eviniz nasıl? Evet. Yıkıldı mı? Çok şükür. Evimizde bizim bir şey yok. Olmadı. Bir şey. Siz biz köylüğünde öyle. Oturuyoruz. Tepelere doğru. Tepelere evet, doğruydunuz evet, değil mi? Evet, evet. Allah çok bir daha göstermesin. Çok olmadı. Amin, amin hocam. Buyurun. Hocam ben Nas surasını şeyi soracaktım. Kevser surasını. İnna teynayı. Kevser suresinin neyini soruyorsun? Ya ben bu farz, ben bunu genellikle sünnet namazlarında başta okuyorum yani sünnete döndüğüm zaman. Evet. Bu bütün namazların arkasında mı, ilk başında mı okunur onu çok merak ediyorum. Okuyorum ama içimde devamlı bir merak var. Kaç sure biliyorsun Fatiha'dan başka? Şey... Ne biliyorsun? Ettahiyatı'yı biliyorum. Ettahiyatı sure değil. Oturunca dua. Evet. Kul fallahı biliyorum. Tamam. İnna teynayı, kule zirabdin nas, kule zirabdin felak. Tamam. Fatiha suresini biliyorum. Ettahiyatı zaten bize oturduğumuz zaman tamam. Okuyoruz. Tamam. Bildiğim dualar bunlar. Tamam. Namazda okuduğum dualar. Şimdi yani. şöyle. Evet, ilk hocam. Defa Allahu Ekber deyince evet. Sübhaneke'yi okuyoruz. Sen onu evet. bilmiyorsun herhalde. Biliyorum. Heh, hocam. Sübhaneke. Şimdi heyecandan hatırlayamadım tamam. Yani. Eûzu besmele çekip Fatiha'yı evet. Okuyoruz. Evet. Fatiha'yı okuduktan sonra senin ilk bildiğin sure Kevser suresi. Evet. Fa elhamdan sonra inna atayna'yı okuyorsun Kevser'i. Bu sureyi yani farz namazlarının başında mı okuyayım sünnet namazlarında? Farzda da okunur, sünnette de okunur. Kur'an hepsinde Kur'an okuyoruz. Evet. Kur'an okumadan namaz olmaz. Farzlarda ilk iki rekatta okuyoruz Fatiha'dan sonra. Evet. Diğerlerinde sadece Fatiha okuyoruz farzlarda 3 ve 4'lerde. Evet. Ama sünnetlerde her rekatta Fatiha'dan sonra bir sure okuyoruz. Evet hocam. Sure olarak evet. Kevser suresini okursun. İkinci rekatta İhlas suresini okursun. Üçüncü evet. rekatta Felak okursun. Dördüncü rekatta Nas okursun. Evet hocam. Farzlarda da birinci rekatta Kevser suresini okursun. Fatiha'dan sonra ikinci evet. rekatta İhlas evet. okursun. Veya Felak Nas okursun. Bir de iki de. Evet hocam işte ben bunu merak ettim. Ben farz namazlarında
Fatiha'dan sonra hep İhlas'ı okuyorum. Hayır, Kevser'le başla, İhlas'la bitir. Evet, tamam hocam. Allah'a emanet ol. Namaz kıldırdığınız zaman ben devamlı sizi izliyorum. Tabii. Bu akşam namazlarında Fatiha'nın arkasından İhlas'la başlıyorsunuz. Ben sizin yani kılmanızı şey yapıyorum. Devamlı anladım. Çok seviyorum sizi hocam. Sağ ol, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı sahurlar diliyorum. Hayırlı sahurlar hocam. Allah'a emanet ol. Sağ olun. Hatay'a selamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.